Gel kardeşim otur. Yok sen kafayı yedin. Vallahi kafayı yedin sen. Ya kardeşim bir tebrik et. İnsanlar gün evlenmiyor. Ya güzel kardeşim düşmanının kızıyla evlenmek ne demek ya? Ne diyeceksin yarın öbür gün babasını abisini öldürünce gözümüz aydın düşmanlarımızdan kurtulduk mu diyeceksin kıza? Zeynep düşmanlarımı biliyor olsun. Onlara ne yapacağımı da gayet iyi biliyor. Benimle evlenmeyi kabul ederken hepsini anlattım ona. O da kabul etti. Bana bak aşık mı oldunuz siz? Ya. Ha? Aşık mı oldunuz da böyle apar topar evlendiniz? Ne alakası var kardeşim? Zeynep'i göndereceklerdi ben de engel oldum. Olan bu. Neyse şimdi konumuz evlilik değil. Ben de dayıyı yollayacaktım sana. Bir tefecerin defterine çöktüm. İçinde isimler var ama hepsi şifreli. Hesap numaraları, telefon numaraları. Eğer iyice araştırırsan altından bir şeyler çıkacağına eminim. Sen tefeciye çöktün, defterini aldın ama ses çıkmadı. Sana gelen giden yok, bana gelen giden yok. Nasıl oluyor bu iş? Şimdilik böyle. Sana gelen giden olmaz zaten de. Bana gelecek olanı önceden bilirsek tedbirimizi alırız. Bana sorarsan tozun izi de bu defterden çıkacaktır. İyi bakalım. Dayı uygun bir şekilde ulaştırsın defteri bana. Buradan defterle çıkmayayım şimdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geliyorduk. Dayıma bir şeyler var demişsin. Bir şeylerden daha fazlası var. Defterdeki her şey şifreli hala. Ben para transferlerini, banka hesaplarını falan araştırdım. Ama tefecinin defterindeki tek şey yerel esnafla yaptığı ticaret. Yani işte kuyumcuya para satmış, müteahhitten para almış falan filan. Bizim işimize yarayan şeyler değil. Ama bir yerden para girişi var. YM diye bir kod isim var. Ben yeminli mali müşavir falan olabilir dedim ama. Levent'e lek yazmışlardı. Bu da birinin kısaltmasıdır. Levent bunların yanında küçük kalıyor. Bence bu tefeci Yücel de kulpalara karşı salağa yatıyor. Yani onlar gibi adamların parasını işletiyorum imajı çiziyor. Ama aslında yaptığı şey sisteme toz parasını sokmak. Eğer dediğin gibiyse bunun altından bir şeyler çıkar. Ben Yücel'i bir konuşturayım. Bence Yücel paravan. Ben ETS kayıtlarından bir batakhaneye ulaştım. İdris Yanık diye bir adamın. Şimdi ben gidip adamı alsam en fazla cezai işlem uygularım. Bir de mekanını mühürlerim kumar oynattığı için. Yani bir şey çıkmaz. Ama sen bu İdris'i sorgularsan bunun arkasındaki bu YM kodu adlı adam illaki gelip seni bulur. Ama bunca yıl kendini böyle herkesten saklamış adamı ortaya çıkarırsak bunun geri dönüşü olmaz. Geri dönüşü olan bir yola girmedik Deli Yörük. Şu batakhane nasıl bir yer? Onu anlat bana. Ne kadar ipten kazıktan kurtulma adam varsa hepsini almış yanına koruma diye. Gerçi normal. Batakhane işletiyor. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yok da bu adam büyük balık. Yani biz bu adamı ortaya çıkaralım derken kendimiz açığa çıkabiliriz. Çok üzüldüm valla. Emekli ikramiyenden olacaksın. Lan ciddi ciddi bir şey anlatıyoruz şurada ya. O an olacak kardeşim. Ben haber veririm sana. Dikkat et ha. Eyvallah. Vallahi Tamer'im ben de buralara gelip de şarj oluyorum. Yoksa bu aileyle delirmemek mümkün değil. Hele son olan olaylar. Ah ah. Tamer'im. Ama sen sakın buraya geldiğimiz evdekilere söyleme. Aramızda kalacak. Yoksa bozuşuruz. Buradan da masaja gideceğiz bari. Merak etme Levent abi. Bir saatte 10.000 dolar para kaybettiğini kimseye söylemeyeceğim sana. Tamer'im, Tamer'im. Büyük oynayacaksın. Büyük oynayan kazanır. Rest. Levent abi. Daha önce büyük oynayıp da kazandığın oldu mu abi? Bilmiyorum. Ama Tamer'im sen beni daha ilk günden sorgulayacaksan senle yollarımızı hemen ayıralım istesen daha. Hem kim yiyecek o babamın paralarını, milyonlarını? Mezara mı götürecek adam? Değil mi? Yani abi ne oldu şimdi? Hadi daha. Satranç mı bu? Gördüm. O zaman ben de seni gördüm. Levent Bey kazandı. Ben sana ne dedim? Tamer'im ben sana ne dedim? Thank you.
Benim de açlıkta kaybetmemin sebebi bu. Kumarda kazanıyorum. Bakayım bunlara. Peki bunları böyle kule yap bunlardan, kocaman kule yap bunlardan. Dur. Seni gördüm. Ne kadar güzel bir gün bugün böyle be. Hep senin yüzünden ha. İdris! İdris bak bir gel. Gel ha buraya gel. Ya İdris, hani hep kasa kazanırdı daha? Demek ki bugün şanslı günündesin Levent. Vallahi bugün çok şanslı ama benim şansım değil. Bak Tamer'in şansı. Sen Tamer'le tanışmış mıydın daha? Bu araya çok güzel adam. Bizim ailemizin geleceği bu çocuk. Memnun oldum. Beyefendi, burası tribün değil. Oynayacaksanız oynayın, oynamayacaksanız çıkın gidin. Kime diyorum? Benden selam olsun Bolu Bey'ine, Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, yaslanmalıdır. Nereden düştü bu adam? Sen ne işin var lan? Tam kazanırken olacak iş mi ya? Tam kazanırken ya. Sen hep topla da paraları. İdris ne oluyor burada ya? Topla paraları, topla. Temel, bizim kumar biter. Haydi. Rest. Kalkma lan yerden! Gel bakalım Tamer. Düşman geldi, tahtın çadır dizildi. Aman dizildi, alnımıza böyle yazı yazıldı. Yazı yazıldı, tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. İnanam adam! İn! Ben Halil İbrahim. Senin arkanda çok güçlü bir adam varmış. O adamın adını bana söyle. Yaşamana izin vereyim. La kahveci! Kopa dur da. La bırak! Karşındaki çocuk da çocuk. Ne çocuğu lan? Ne çocuğu? Dün Eda Nur'un elini tutarken de çocuk muydu ha? Lan! La oğlum, öyle her elini tuttuğumuz yüzünden öleceksek, gelsen beni öldür daha önce. Benim de Zeynep'in elini tutmuşluğum var. Sıra sana da gelecek Levent. Gelsin o sıra bana, şimdi gelsin, gel bana sık. Kahveci gel bana sık. Gel lan bana sık, gel! Bir sus da. Ne oldu lan? Konuşsana! Konuşsana lan, dilini mi yuttun? Temel, sakin ol kardeşim. Yapma Temel. Karışma Osman! Temel. Bak biz bu değiliz, sen bu değilsin oğlum. Bak bize yakışmaz oğlum. Bu şerefsizler bütün namussuzlukları yaparken yakışıyor. Ben bunun kafasına sıkınca yakışmıyor öyle mi Turan? He? Kurban olayım Temel. Biz bunlarla aynı mı olacağız? He? Elinde silah olmayana mı sıkacağız kardeşim? Yapma. Temel pişman olursun. Yapma. Hadi kurban olalım hadi. Lan. Hadi kardeşim. Bırak. Geldi tabur.
sabır dizildi. Bak abisi, nasıl bir pupa battığının farkında değilsin. İlla bir şey tutmak istiyorsan, benim karımın elini değil, belindeki silahı tutacaksın, çıkacaksın karşıma. Tamam? Tamam kardeşim, tamam. Tamam. Hadi Temel. Hadi kardeşim. Hadi. Uşaklar, hadi. Ha, gidiyoruz. Hadi Temel. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. İdris konuştu mu? İsim verdi mi? Verdi. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.